Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yerli ve milli teknolojilerle her geçen gün gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, aralıksız bir şekilde geliştirdiği milli teknolojilerle güçlenmeye devam ederken, Türkiye'nin global siyaset arenasında giderek artan gücü ve kudreti tüm dünyayı kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Ünlü Amerikalı analizciden çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak açıklamasında bulunan Amerikalı profesör Michael Doran, Türkiye'nin Amerika'yı Suriye'den kovacağını ve bölgedeki terör örgütlerini dağıtmayı başaracağını itiraf etti. Orta Doğu araştırmacısı Amerikalı analist Michael Doran oldukça dikkat çekici bir paylaşım yaptı ve resmen itiraf etti. 2016'dan beri aynı şeyleri söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilecek ve Türkler teröristleri dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırarak ağlayacak. Ama sonuç belli. Bunu baştan fark edememek aptallığın zirvesi ifadelerine yer veren Amerikalı analist, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede büyük bir yenilgiye hazır olması gerektiğini resmen itiraf etmiş oldu. Milli ve yerli teknolojilerle gücüne güç katan Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki ağırlığını giderek arttırdığına işaret eden Amerika merkezli Hudson Enstitüsü'ndeki kıdemli uzman Michael Doran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teröristlerle işbirliği yaparak Türkiye'ye yanlış yaptığını ifade etti. Michael Doran, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenli bir şekilde işletilmesi için işbirliği yapmasının iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde olumlu bir etki yaratacağını söylerken, bunun daha geniş ilişkiler üzerinde son derece olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ya da en azından Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki askeri ilişkiler üzerinde çok olumlu bir etkisi olacak ki, bu da şu an çok önemli bir mesele ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de örgütleri desteklemeye başladığından beri bu ilişki gittikçe kötüleşme sürecine girdi ve güçlü askeri işbirliği sürecine ne kadar hızlı geri dönebilirsek her iki ülke için de o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Türk yönetimi Amerika'nın Afganistan'dan çekildiğini ancak yine de orada çıkarları olduğunun farkında. Amerika Birleşik Devletleri ise Türkiye'nin yapabileceği, öne çıkarabileceği ve ittifaka büyük katkı sağlayabilecek bazı yeteneklere sahip olduğunun gayet farkında. Dolayısıyla bunun Türkiye ilişkilerinin geleceği için çok iyiye işaret olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullanan Amerikalı uzman, Suriye konusundaysa Amerika'nın tarihe geçecek bir yenilgiye hazır olması gerektiğini ve Türkiye'nin iradesini sert bir şekilde ortaya koyarak bu bölgeden Amerika Birleşik Devletleri'ni kovmayı başaracağını resmen itiraf ve ilan etmiş oldu. Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği kara operasyonuyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İsrail'den peş peşe açıklamalar gelmişti. İsrailli emekli asker Ziba, İsrail'in meşhur gazetelerinden birindeki köşesinde Türkiye'nin Suriye operasyonu için hazır olduğunu ve bu operasyonda dünya üzerinde hiçbir gücün Türkiye'yi durduramayacağını ifade etmişti. Gelip görelim ki sonuçta öyle oldu. Haaretz gazetesinde bir analiz kaleme alan İsrailli emekli asker, Türkiye'nin Suriye operasyonu için hazır olduğunu, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buna engel olamayacağının altını çizmişti. Türkiye'nin operasyon hazırlıkları devam ederken bu konu dünya kamuoyunun gündemini adeta ele geçirmiş durumdaydı. Türkiye, operasyon hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, bizi yakından takip eden ülkelerden birisi de bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Amerikan medyasında da Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirmeyi planladığı kara harekatı gündeme bomba gibi düşmüştü. Amerikan medyasından çok dikkat çekici bir analiz geldi. Türkiye, Suriye'de askeri bir harekat gerçekleştirme konusunda kararlı başlığını atan Amerikan medyası, Türkiye'yi durdurabilmenin oldukça düşük bir ihtimal olduğunun altını çizmişti. Türkiye'nin kara harekatı hazırlığı tüm dünyada konuşulmaya devam ederken, Amerikan medyası, Amerikalı yetkililerin Ankara'daki muhataplarıyla görüşmelerinden herhangi bir sonuç alınamadığını aktarmıştı ve haberin devamında görüşmelerin Türkiye'yi askeri operasyonlardan geri adım attırma konusunda
başarısız olduğu ifade edilmişti. Türkiye'ye karşı her türlü girişimimiz boşa çıkıyor. Türkiye'yi ikna edemiyor ve bu operasyondan vazgeçiremiyoruz diyen Amerika Birleşik Devletleri medyası, İsrailli uzmanın da ileri sürdüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi durduramadığı konusunda hemfikir olmuş durumdalar. Türkiye bu operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği gibi de başarıya ulaştırdı ve sınırlarındaki tüm hainler temizlenene kadar kara operasyonlarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.